Ya neden böyle oldu bilmiyorum ya. Sen de kusura bakma vallahi. Meltem adına özür diliyorum. Ya olur mu öyle şey? Haluk Bey, hiç önemli değil. Yani Meltem Hanım hasta. Hasta birine kızılmaz ki. Ya akşam akşam şimdi seni de böyle şey yaptık. Ya olsun Haluk Bey. Hiç önemli değil. Yani yeter ki Meltem Hanım iyi olsun. Sağ ol. Ya senden ricam, Meltem seni bir süre görmesin. Yani böyle karşılaşmasanız iyi olur. Tamam Haluk Bey. Ya merak etmeyin, Meltem Hanım'la karşılaşmamaya dikkat ederim. Dur, yardım edeyim ben sana hayatım. Yaptım ben Tuna, tamam. Ya yardım edeyim dedim ben sana. Sen ben yapayım dedin, tamam, ya Gülüm. Tamam Tuna, tamam ben yapayım dedim zaten. Tamam uzatma. Ay ben o açı şeyden diyorum. Haluk. Yani ben... neyse şey yapmayalım o zaman, kusura bakma, ben şey zannettim. Artık o konuları konuşmayalım, tamam. Başka bir şeyler var, sen de Tuna. Tamam Haluk, sen de artık şey yapma artık ya, ne olursun. Ya bu işin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum Zerba. Haluk Bey, bence Meltem Hanım'ın profesyonel bir yardım alması gerekiyor. Hayır biz böyle konuştuk, bir doktora gidelim dedik, nasıl reddetti biliyorsun. Evet reddetti. Yani Haluk Bey... İlk başta bütün hastalar reddeder zaten. Konduramaz kendini. Ama bence Meltem Hanım'ın kesinlikle bir psikiyatriste görünmesi gerekiyor. Ya arkadaşlar, bunu kabul etmek zorundayız. Meltem hasta. Uzun zamandır psikoloğa gidiyor ama yani hiçbir ilerleme kaydetmedi. Hatta gittikçe daha kötüye gidiyor. Ya benim tanıdığım bir psikiyatrist var isterseniz. Numarası olacaktı bende. Arayayım mı? Ne diyorsun? Ha? İyi, ara hadi konuşalım. Tamam. Ha. Alo hocam, nasılsınız? Sağ olun. Ya hocam kusura bakmayın, rahatsız ediyorum akşam akşam ama yani derdimiz çok büyük. Bir hastamız var ama tabii pek kabul etmiyor. Yani acaba diyorum gelip bir görseniz, siz onunla bir konuşsanız, hani belki hemen kliniğe götürmek istersiniz, hemen tedaviye başlamak istersiniz diye düşündüm. Aha. Aha. İyi akşamlar Meltem Hanım. İyi akşamlar, evet benim. Siz kimsiniz? Haluk? Gönül? Tuna? Tutku? Bizimle birlikte hastaneye gelmeniz gerekiyor. Hadi oğlum. Aa, bir dakika bir dakika. Gönül, nereye gidiyorum ben ya? Bir dakika, Tuna bırakmayın. Tuna yardım edin bana ya. Ben nereye gidiyorum? Haluk ya, ama Meltem, ama çok iyi geldin. Ben değilim ki ben. Nereye götürsün? Kendinize çok iyi bakın Meltem Hanım. Bırakın beni! Anladım hocam. Eve gelemiyorsunuz. Ya hastanın kendisinin istemesi gerek. Tamam. Bakalım o zaman. Gerekirse ben sizi tekrar rahatsız ederim. Teşekkürler hocam. Sağ olun. İyi akşamlar. Böyle yani. Doğru. Yani ama Meltem kabul etmiyor ki zaten. Ne yapsak peki Haluk? Yani Meltem'in psikoloğuna falan mı danışsak? Ne diyorsun? Süper fikir Gönül. Bence de psikoloğu arayalım abi. Abi yok, öyle değil. Çünkü psikoloğu hiçbir şey söylemiyor. Yani en ufak bir ipucu vermiyor. Ya bu arada Haluk, şu Arda Zırtapos'unu da bir ara da abicim. İkide bir arayıp Meltem'i işle ilgili rahatsız etmesin. Yani kız biraz kafasını dinlesin ya. Evet. Evet yani kız işten ayrıldığından beri bir dinlenemedi. Her gün arıyorlar, ediyorlar bilmem ne. Öf. Tamam ararım.
Neyse ben de kalkayım artık. Otur kızım, nereye kalkıyorsun ya? Otur. Otur otur, biz seni sonra bırakırız Tutku. Yok yok, ben de gideyim artık. Yani böyle hani uyumak istiyorum ve bir an önce bugün bitsin istiyorum. Haklısın, tamam. Ya Tutku, tekrar kusura bakma ya. Olur mu Haluk Bey? Ne önemi var? Yani önemli olan Meltem Hanım'ın sağlığı. Hepimiz Meltem Hanım'ı çok seviyoruz. Sağ ol canım. Hadi ben seni geçireyim. Gel. İyi akşamlar Haluk Bey. İyi akşamlar. Görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.